Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi bir de orijinalden kısmını birlikte çözeceğiz. Ee, sanırım bu kısmı seviyorum ya. Bir de orijinalden diyor ya? Hani orijinal çözüm yapasım geliyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Umarım da sizin de hoşunuza gidiyordur. Bir de konuşabilsem gidiyordur. Peki. Yaşları birbirinden farklı 3 tane çocuğu olan 5 kişilik bir aile varmış. Hemen bunu bir böyle gösterelim. Bu ne? Aman. Öyle yapalım. Ee, A B işte çocuklarımız 3 tane Ç1, Ç2, Ç3 gibi düşünebilirsin. Bir ailenin şimdiki yaşlarının ortalaması 17 ise yaşları ortalaması 17 ise 17 çarpı 5'ten yaşları toplamı 85 yapar mı? Evet yapar. Ortanca çocuğun doğduğu bu yıl ailedeki 3 kişinin yaşlarının ortalaması 20'dir bir saniye. Ortanca çocuk yani şu Ç1, Ç2, Ç3 büyükten küçüğe doğru sıralanmış olsun tamam mı? Şimdi ortanca çocuğun doğduğu yıl eğer ki şu an ortanca çocuk X yaşındaysa buradan kaç yıl geri gideceğim? X yıl yere gideceğim ve yaşı sıfır olacak. Bu durumda ortanca çocuğun doğduğu yıl bu ailedeki 3 kişinin yaşlarının ortalaması 20'dir. Hmm. Şimdi şöyle düşünelim. 3 kişinin yaşlarının ortalaması 20 ise arkadaşım 3 kere 20'den bunların yaşlarının toplamı da 60'tır. Pekala. Ee, bu ailedeki 3 kişinin yaşlarının ortalaması 20'dir. En küçük çocuğun şimdiki yaşı 1. Bir dakika çok güzel. E bitti soru. Bak şurası 60 mı? Evet. Nasıl bitti hocam? Dur seni de aynı durum. Şimdi şurada sıfırdan x'e gelecek. Yani x yıl yaşayacak. Buradaki çocuğun daha doğmasına x yıl var. Hatta doğmasına değil, 1 yaşına gelmesine x yıl var. Dolayısıyla burada x yıl yaşayınca 1 yaşına gelecek ama çok dönemi yok kaç yıl önce olduğunu. x yıl sonra sonuçta bu 1 yaşında. Ortan çocuk x yaşında. Buradaki 3 kişinin yaşlarını teker teker bilmeme gerek yok ama bunların yaşlarının toplamı eskiden 60'tı eskiden. x yıl önce. O zaman bu x yıl yaşarsa, bu da x yıl yaşarsa, bu da x yıl yaşarsa şu anki yaşlarının toplamı 3x artı 60 olacaktır cepte. Şimdi şu an bunun ortanca kardeşinin yaşı x artı bir de en küçük çocuk 1. Toplamları şu andan bahsediyorsak 85'miş. Bitti soru ne diyor? Ortanca çocuğu istiyor. Ortanca çocuğu zaten x demiştik. Bitti x'i bulalım. 1'i karşılattık 84. 60 dağıt 24. 3 1 daha 4x. Sadeleştir. Daha x eşittir 6 yapacak arkadaşlar. Demek ki ortanca çocuğumuz şimdiki yaşı 6 olacakmış diyoruz. 3 yıl önceki yaşlarının oranı. Bir dakika 3 yıl önceki dediği için şöyle bir şimdiki zaman yapalım. Tamam mı? Şuradaki de önceki. 3 yıl önce. Eksi 3'ti. 3 diye. 3 önceki yaşlarının oranı 7'ye 3'müş. 3 yıl önce 7'ye 3 ise 3K'ya 7K diyelim. Şimdi ne olur burası? 3K artı 3. 7K artı 3 olur şu an. Bir de ne diyor? Sonra diyor. 7 yıl sonra diyor. Bak şurada. Demiş ki sonra. Sonrası da 7 yıl eklersem 3K artı 10. 7K artı 10 yapacaktır. Şu anki iki kardeşin e, oranı neymiş? 3 bölü 2. Yani şunu 3'e bölersem, bunu 2'ye bölersem, büyük olan çünkü. İçler dışlar çarpımı yaparsam biter. İki kardeş şimdiki yaşları toplamı. Şimdiki yaşları yani benden istenen aslında 10K artı kaç yapıyor? 6. Bunu bulmam istenmiş. E bitti gerisi sizde diyelim. İşlemi de yapmayayım. Hadi yapalım. 3 kere 3 9K artı 30. Eşittir 2 kere 7 14K. İşlem yapmayı sevmiyor, Değil mi? Siz de sevmiyorsunuzdur. Yani benim için aslında beni geliştirmeyeceği için sevmiyorum ama e, siz demek zorundasınız arkadaşlar. K eşittir 2 bulundu. K'yı yerine yazarsam topla gel 26. Bunları rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. Siz de umarım yapmazsınız. Diyelim. Geçelim. Üçüncü sorumuz da ne demiş? 4 yıl önceki yaşları 5 ile 8 ile orantılı. Peki iki arkadaşın 7 ya şimdi şöyle yapalım. Yine 4 yıl önceki şimdi ne olacak? 5 ve 8 ile orantılı. 4 yıl önceki yaşlar ama. 4 yıl önceki ise bununki 5K. Büyük olanınki 8K. Şu an ne olur? Şimdiki zaman ne olur? Şimdiki zaman. Burası ne olacak? 5K artı 4. Burası ne olacak? 8K artı 4. 4 yıl sonra. Bu 4 yıl önce ise şimdiki iki arkadaşın 7 yıl sonraki. Ee, 7 yıl sonraki derken buradan yani şu andan itibaren 7 yıl sonrakidir herhalde değil mi? Sonra 7 yıl artı 7. 7 yıl sonra o gibi oldu. Ne olacak burası? 5K artı 11. Burası da ne olacak? 8K artı 11 olacaktır arkadaşım. Şimdi diyor ki yaşları 7 ile 9 ile orantılır. Yani buradaki arkadaşım küçük olan 7 ile... Büyük olan da 9 ile orantılı hale geliyormuş. Yine aynı soru. İçler dışlar çarpma yaptık mı? E, i̇ki arkadaşın bugünkü yaşlar toplamı 5-8. Bizden bu sefer ne istemiş? 13K artı 8 istenmiş arkadaşlar. Sadeleştirme var mı diye bakıyorum. Yok. Mecbur çözeceğiz. Hadi bakalım. 9 kere 5 45. 45K artı 99. Eşittir. 7 kere 8 56. 56K artı 7 kere 11'den 77 arkadaşlar. E, 56'dan 45 çıkarsam 11K karşıya at. 22 k eşit 2 demin de mi k2 çıkmıştı? Tamam sanki öyleydi. 2 kere 23 şey 2 kere 13 26 26 8 daha 34. Sorumuzun cevabı 34 olacaktır değerli arkadaşlar. Evet 3. sorumuz da böyleymiş. Şimdi orijinal çözüm yapamadım ama ilk gelen fırsatta vuracağız. Hadi bakalım. Bu ile Buğçe'nin şimdiki yaşları toplamı 49'dur. Şimdi T artı P'yi hey, ben şöyle yapayım. T artı B eşittir 49. E, ee, bu tuğçenin şimdiki yaşına geldiğinde. Bakın burada ne yapacağız? Bu tuğçenin bugünkü yaşına geldiğinde yani T olduğunda. Ne kadar süre geçiyor? Ya da bununla ne yaparsam T olur. Bak burada sonuç T olacak. T eksi B eklersen B'ler birbirini götür sonuç T olur. Aynı kadar süreyi buna da eklemek zorundasın. Ana mantık bu. Dolayısıyla burası da 2T eksi B yaşında olacaktır. Yaşları toplamı 63 olacakmış. Şu anda yaşları toplamı kaçmış? 63. Topla gel arkadaşım. Bunların hepsini iki taraf tarafa toplarsan bak B'ler gidiyor. Görüyor musun? Şurada bir mavi kalem alayım. Klasik bir soru hemen burada. Öğretici bir soru diyelim. Şöyle gitti mi B'ler? Burada ne kaldı? 1, 2, 2 de burada 4. 4 de eşittir. 60, 40 da 112 mi? 4'e bölsem 120'yi 30. İki tanesi eksik. Demek ki t eşittir 28. t 28 ise t'yi 28'i yerine yazarsam burada 21 olur. Bize ne diyor? Yaşlar, aa yaşları farkı soruyormuş. Yaşları farkı yedi. Dur. Şimdi yaşları farkı soruyor ya. Sana daha kısa bir yol vereyim mi? Aha da geldi orijinal bir çözüm. Bir bak arkadaşım. Sana başka bir hikaye anlatacağım. Sonra bu soruyu saniyede çözebileceksin. Bakayım ben çözebiliyor muyum? Yok ezbere şov gibi yapmıyorum hocam. Şov yapma sen biliyorsun şimdi. Ya bize öğret tamam öğretelim. Bak şimdi sen ee, kaç yaşında ol? 18 yaşında ol. Ben de işte kaç yaşında olayım? Gençleşeyim biraz kaç olayım? 25. 25. Şu an aramızdaki yaş farkı 7. Dikkat et sen benim yaşıma geldiğinde 18 yaşındasın. 25 yaşına gelmen için 7 yıl süre geçer mi? Geçer. 18-7 daha ne yaptı? 25 yaşına geldin. 25-7 daha ne yapar? 32 yapar. Aslında dikkat edersen yaşları toplamı yaşları farkının 2 katı kadar artmak zorunda. Çünkü sen benim yaşıma geldiğinde 7 yıl yaşayacaksın. Ben de 7 yıl yaşayacağım. 7, 7, 14. Yani yaşları farkımızın 2 katı yaşamak zorundayız. Anlaştık mı burada? Anlaştık. Bence basit bir durum. Anladım. Bunu soruyla ne alakası var hocam? Bak. Bugünkü yaşlar toplamı 49 mu? Evet. Bu ile Tuğçe'nin şimdiki yaşına gelme yaşları toplamı 63 olacak mı? Evet. Yaşları farkını bir o yaşayacak bir de diğeri yaşayacak. Yaşları farkının 2 katı bu ikisinin arasındaki farktır. Dolayısıyla 49'dan 63'e yaşlar fark kaç? 1 oradan 13, 14. 14 ise e, iki 2 yaşlar farkı 2K diyelim. Gitti gitti K eşittir 7. Yaşlar farkı 7'ymiş. O bitti. Mantı anladın mı? umarım başka bir örnek daha gelir. Onda da, da söylerim. Ya da bir de kısaca bir e, ispat yapalım bak senle. Sen A yaşında ol. B kişisi de B yaşında olsun. B kişisinin daha büyük olduğunu farz edelim. Diyelim ki B büyüktür A. Eğer B, daha, B kişisi daha büyükse B kişisi daha büyük ise A'nın B yaşına geldiği günü düşünelim. A kişisinin B yaşına gelmesi için ne kadar yıl geçmesi lazım? Aradaki yaşlar fark kadar. B eksi A yıl yaşamalı. Buna bunu eklersem A'lar gitti B. Aynı süreyi B eksi A'yı buradaki B yaşında olan kişi de yaşayacak mıdır? Evet. Dolayısıyla bunun yaşına olacaktır. 2B eksi A olacaktır. Ama bunun da yaşayacağı süre 2B eksi A. B eksi B eksi A olacaktır. Dikkat edersen burada bu da B eksi A yaşadı. Burada bu da B eksi A yaşadı. Yani yaşların toplamı ne olacak? Eskiden a artı b idi. Şu an artı 2 çarpı b eksi a kadar artacak. Yani yaşlar farkı zaten b eksi a değil mi? Bu. İşte bunun iki katı kadar artacak. E tamam işte ispatı bu. Demek ki yaşlar farkı eskiden kaçtı? 49. Şu an bunun tamamının sonucu kaç olmuş? 63. Demek ki iki tane yaşlar farkı neymiş? 14. Bir tane yaşlar farkı nedir? 7. Zihninde bunu oturtursan, evet belki şu an senin bir iki dakikanı çaldım ama bunları oturtursan sınavda ciddi anlamda zaman kazanacaksın. Seni bunlar ön plana çıkartacak ve sen de bunları daha da ilerletip daha da hızlandırabilirsin arkadaşım. Diyelim ve ilk orijinal çözümümüz gelsin. Bir babanın yaşı, oğlunun yaşının 5 katıdır. Şimdi baba diyelim, e, oğlu Ali'ymiş, Ali'ye de A diyelim. Şimdi buna X dersem babası kaç yaşında olacak? 5X yaşında olacak. Ali babasının şimdiki yaşına geldiğinde. Ali babasının şimdiki yaşına yani 5x yaşına gelmesi için kaç yıl yaşar? 4x. E bu da yerinde saymayacak. E bu da yaşayacak. 9x. Ali ile babasının yaşları toplamı ne olacakmış? 5, 9 topla gel. 14x olacakmış. Bu 14x'e demiş ki 98. 14x 98'e eşitse 5 kere olsa 72 daha tamam. Demek ki 14'e böldüm. 14'e böldüm. 7 eşittir x. Ali doğduğunda babası kaç yaşındaydı? Ali 7 yaşında şu an. Burası da işte kaç yaşındaysa o yaşta. 7 yıl geriye gidersem 4x yaşını bulurum. Dolayısıyla 4x yaşı eşittir. x yerine 7 yazarsam 4 7'den 28 olacaktır. Ne yaptım hocam? Bak 7 yaşında ya şu an. 7 yıl geriye gittim. 7 yıl geriye gitmeyi de ne yaptım? Buradan x yıl geriye gittim. Dolayısıyla 4x'i direktmen bulup işaretlemiş olduk arkadaşlar. Soru demiş ee, Ahmet, Baran ve Cem'in bugünkü yaşları toplamı 68'dir. Ahmet Baran isimleri çok sevdim. ABC oluyor ya böyle yazarken kolay oluyor. E, bugünkü yaşlar bugünkü yaşları toplamı 68'di. Şunları küçükten A ortalarına A diyelim. Yaşları toplamında 68 diyelim. Bugünkü yaşına geldiğinde diyor ki bak Ahmet Baran'ın bugünkü yaşına geldi. Yani Ahmet B olacak. Bu nasıl olur? B eksi A. Yani yaşlar farkı kadar aradaki fark kadar ekleyince diye düşünebilirsin. Ya da e, B eksi A. B A'nın B olması için B eksi A eklersem eksi A artı A gider. Sonuç B olur gibi. Ve bunu ve bunu yani B ile A'nın yaşlar farkını hepsine yaşatmak zorundasın. Diğerleri de yaşar. Buna da B eksi A eklersem. Buradaki yeni yaş ne olur? 2B eksi A. Bunun yeni yaşı ne olur? C artı B eksi A olur mu arkadaşım? Olur. Diyor ki bu durumda yani şu günde şu durumda Cem'in yaşı Cem'in yaşı Ahmet'in yaşının iki katı olmaktadır. Şimdi Ahmet'in yaşı 2B olacak. Bu durumda bunun iki katı ise 2 ile çarptım. Ve neye eşitleyeceğim? C artı B eksi A'ya eşitleyeceğim. Bu bir dursun. Ee, şurada B'ye A'yı karşıya atayım mı? C olsun. At karşıya B. At karşıya artı A eşittir C. Tamam şöyle dursun. Buna göre kaç yıl sonra Ahmet ile Baran'ın yaşları toplamı 46 olur. Ahmet ile Baran. Hmm. Bak şimdi C'nin neye eşit olduğunu biliyorum. B artı A ya da A artı B. C gördüğüm yere matematikte eşitlik olduğu için ben bunu yazabilir miyim? Yazarım. Buraya da A artı B yazarsam. iki tane A artı B toplamı kaçmış? 68. O zaman hocam ben burada bir tane A artı B'nin A artı B'nin kaç olduğunu söylerim. Her tarafı 2'ye böl. Bak şu denklemde. A, B, C toplamı 68'de. C yerine bulduğum eşitliği yazdım. A artı B'yi de bulmak için ikiye bölersem 34 oldu mu arkadaşım? Şimdi bunların yaşları toplamı 34. A ile B'nin. Benden ne istiyor? Yaşları toplamının 46 olmasını istiyor. Yaşları toplamı 46 olacak. Bak 46. Bu kaç yıl yaşayacak x yıl? Bu da kaç yıl yaşayacak x yıl? 2x yıl artacak. Yani bir kişi değil iki kişi olduğu için yaşları toplamı 2x yıl artacak. Dolayısıyla burası ne olacak? 34'ten 46'ya geçmesi için aradaki fark ne? Toplamın 34'ten 46'ya geçmesi için 12. 6 yıl biri 6 yıl biri yaşayacak değil mi? Artı 6 artı 6 yaşayacaklar. Dolayısıyla 6 yıl sonra yaşları toplamı 46 olur diyebilirsiniz arkadaşlar. Bize de zaten yaşları toplamı 46 olacağını ama ne zaman olacağını sormuştu. Biz de bulmuş olduk onu. Ege 3 yıl geç. Şimdi Ege 3 yıl geç doğunca ne oluyor? 3 yıl ileride doğuyor. Yaşı 3 yıl küçülüyordu. 3 yıl geç doğdu. Yani 2000'de değil 2003'te doğdu. Dolayısıyla yaşı x değil x eksi 3 oldu. Anlaştık mı? O zaman Ege'nin yaşı x eksi 3 geç babası 2 yıl erken doğsaydı 2 mi de değil işte 1998'de doğacak. Dolayısıyla bir kişinin yaşı 2 yıl erken doğduğu için 2 fazla 2 büyük olacak. Babaya da B diyelim B artı 2 olsaydı ikisinin yaşları toplamı 47'yi topla gel 47'yi eşitle e, at karşıya E artı B eşittir 48 neden 48 e -3 eksi 3 artı 2'te eksi 1 karşıya geçti artı 1. Ege doğduğunda babası 34 yaşında. Aa, bir dakika yaşlar farkından gidelim. Çünkü yaşlar farkı sabit bir şey. Yani o zaman Ege'ye E dersem babası E artı 34 olur. Yaşlar toplamı 48'miş. O zaman 2 tane E eşittir 34'ü salla karşıya. 14 2'ye böl 2'ye böl. Ege kaç yaşındaymış şeydi benden ne istiyor? Ege'nin şimdiki yaşı 7'dir arkadaşlar deyip geçiyoruz. Haldun, Emin ve Arif isimli üç arkadaşların 3 e, arkadaş arasındaki aşağıdaki gibi bir konuşma geçmiştir. Şimdi bunların isimlerinin baş harfleri ne? Neyse böyle bir A, B, C olsaydı keşke değil mi? Neyse hocam. Ben doğduğumda Arif'in doğmasına 4 yıl vardı. Şimdi H demiş, e, e demiş bir de A diyelim. Peki Haldun demiş ki ben doğduğumda bu 0 iken bu 4 yıl vardı. O zaman bu 4 bu 0. Yani yaşları farkı 4 oldu. Ben 7 yaşındayken bu 7 yaşındayken Arif 11'dir. Peki. Şimdi bir dakika. Burada aradaki fark kaç? 4. Yani 4 fazla. O zaman 4 eklesem burası da 15 oldu mu oldu? 11 7 15. Üçümüzün 2 yıl önceki yaşlarının ortalaması 20'ymiş. Yani bu üç kişinin A B C toplamının, A B C toplamının yaşlarının e, ortalaması kaç yıl önce? 2 yıl önce 20'ymiş. 2 yıl önce 20 ise yaşların ortalaması bugünkü yaşların ortalaması kaçtır? 22. Yaşların toplamı kaçtır? Kaç kişi var? 3. 22 çarpı 3'ten ne yaptı bize? 66 yaptı arkadaşım. Peki şu an yaşları toplamı 66. E nasıl bulacağım? Bak şimdi şurada bir tanesine x diyelim. Ortadaki kim soruyor bize? Arif'in şimdiki yaşı. Güzel. Arif'i sorduğunuz için Arif'e x yaşında dersem. Ege ne olur? x eksi 4. E, halde muydu o da? Bu da ne olur? x artı 4 yaşında olur. Topla gel hepsini 3x. 3x eşittir 66 ise 3'e böl 3'e böl x eşittir neye? 22 arkadaşlar. Cevap anahtarı da yok ama işlem hatası yapmazsak doğrudur diyelim. Gamze ile Ayşegül'ün yaşları toplamı Gamze ile İlkay'ın yaşları toplamı 2 katından 5 fazladır. Ayşegül Gamze'den 33 yaş büyük olduğuna göre İlkay'ın yaşı kaçtır? Hmm. Hadi bakalım ne demiş? Direkt ben çözümü gözüken net bir soru değil gibi. Gamze ile Ayşegül'ün yaşları toplamı. Şimdi bak Gamze artı Ayşegül yaşları toplamı. Gamze ile İlkay'ın Gamze Artı ilk ayın yaşları toplamının 2 katından kaç fazlaydı? 5 fazlaydı. Şimdi baktığımızda bu bu şekilde demiş. Gamze ile Ayşegül'ün bunların yaşları toplamı. Ee, Gamze ile ilk ayın yaşları toplamı 5 katı. Tamam. Ee, heh, burada çıkıyor. Ayşegül Gamze'den 30 yaş, 33 yaş büyükse. A yerine ne yazabilirim? G artı 33 eşittir. Ya da G'nin yerine G yazalım. Normalde şunu diyebilirsin. Ben aklımda onu dedim açıkçası. Niye takıldığımı söyleyeyim size zihnimde şunu geçirdim. Ya burada 3 bilinmeyen var. Şuradaki bir bilgi daha verdi. 2 bilinmeyen var. Yani 2 bilinmeyenli bir denklem 3 bilinmeyenle çözülemez. Sonrasında bir baktım bir tanesi gidiyor ama denklem de 1'e düştü. Bu sefer de şöyle bir sıkıntı var. Bakın eğer ax artı b gibi eşittir 0 bir tane denklem varsa bir bilinmeyen varsa çözülür. Ama 2 tane bilinmeyen olursa bir denklik sistemiyle çözülemez. Zihnimde şunu kurdum. Ya burada 2 tane bilinmeyen var. 2g artı 2i artı 5. Hem i var hem g var. Nasıl bulacağım? Ama 2g'ler birbirini götürüyormuş. Eğer sen de benim gibi burada a ne oluyor ya bunu nasıl bulacağım at kapılırsan de ki merak etme soruyu soran hocamız onu düşünmüştür. Sen yani çöz o bir yerde birbirini götürecek çözüm çıkacaktır. 33 eşittir 2i artı 5. At karşıya 2 tane i eşittir 28. O zaman i eşittir 14 olacak arkadaşım. Burada vermek istediğim mesaj neydi arkadaşlar? Hani orada soruyu çözerken daha zihnin bazı tuzakları ya da birbirini götürmeleri göremeyebiliyor. Sen de benim gibi hani takılırsan yap yani çok da ileriye düşünme işlemi yapınca çıkacak korkma. Yaşları birbirinden farklı 3 kardeşler. küçük kardeşin yaşı ortanca kardeşin yaşından 7 yaş küçüktür. Şimdi yaşları birbirinden farklı olacak tamam. 3 kardeşten küçük kardeşin yaşı küçük kardeşin yaşı k olsun. Ortanca kardeşin yaşından 7 yaş küçükse k artı 7 olur başka bilgi yok. Bu üç kardeşin yaş ortalaması 12 ise yaşlar toplamı bir üçüncü var şurada şöyle olsun. Yaşları toplamı kaç olur arkadaşlar? 36 olur. 3 kişinin yaşlarının ortalaması 12 ise 3 ile çarptık geldik. Küçük kardeşin yaşı en çok kaç olabilir? Küçük kardeş K'nın en çok olması. Şuraya gel bir x diyelim tamam mı? Bunların yaşlarının toplamında bu olduğunu biliyorum. Topla gel. Burası ne yapar? 2k artı x. 7'yi karşıya salladık ne yaptı? 29 oldu. Buna göre Şimdi bizden istediği aslında şu. K'nın en büyük olması. Ancak dikkat ederseniz burada bu en küçük kardeş. Bu ikinci ortanca kardeş. Üçüncü kardeş de en büyükleri. Yani x'in aslında ne olması gerekiyor? x arkadaşlar büyüktür. K artı K artı 7'den. K artı 7'den daha büyük olmak zorunda. Niye en büyükleri bu? O zaman dikkat edeceksin. Bak K artı 7'den büyük olmak zorunda. Küçük kardeşin yaşının en çok olması istiyor. Dikkat. Bunun daha büyük olmasını, en büyük olmasını, k'nın en büyük olmasını istiyorsan x'e ne vereceksin? Alabileceği en küçük değeri vereceksin. x'in alabileceği en küçük değer ne? k artı 7'den büyük ama alabileceği en küçük değer k artı 8'dir. x gördüğüm yere k artı 8 yazarsam, denklemi aynen çözersem k'nın alabileceği minimum şey, maksimum değeri bulmuş olurum. Minimum değeri x'e verdim bu sayede k'nın maksimum değerini buldum. Anlaştık mı? Bence anlaştık. 3k eşittir 21. 3'e böl 3'e böl k eşittir 7 oldu arkadaşlar. Cevabımız 7 dedik geçtik. Şöyle yapabilirdin. Ee, hata olarak söylüyorum. Şöyle yapabilirdin. Ya hocam bunların hepsi birbirine eşit olsaydı deyip yapsaydın. Ee, ne yapardın? 3 dersin ki işte k'lara ne olsun? 9 olsun hocam. Buna da 11 kalır. İşte küçük kardeş 9 yaşında olsa büyük kardeş 11 yaşında olur. Olmaz mı? Olmayan burada hataya düşüren şey şu. Bu sefer ortanca kardeş dediğin kişiyi. Sen en büyük kardeş yapmış olursun, hataya düşersin. Aman dikkat, muhtemelen öyle yapanlar da olabilir diyelim. Başka, başka diyecek bir şey yok. Olursa yorumlarda sorarsınız, yardımcı olmaya çalışırım. Tamam. Ee, üniversitenin matematik bölümünde okuyan 50 öğrencinin yaş ortalaması 23. Peki 50 tane öğrencimiz var, yaşlarının ortalaması 23. Üniversiteden bir yıl sonra, e, üniversiteden e, bir yıl sonra yaşları aynı olan 20 kişi mezun olmuş ve mezun olamayan. Öğrencinin yaş ortalaması 20 olmuştur. Buna göre mezun olan öğrencilerin birisi kaç yaşındadır? Şimdi şöyle yapalım. Toplamda 23 şey toplamda 50 kişi vardı. 50 kişi vardı. 20'si mezun oldu. 30'u kaldı tamam mı? Şimdi durum sistem bu ya da okumaya devam edin. Şimdi baktığımızda 20 kişi var. Geçti. Bunların yaşları bilinmiyor. 20 çarpı x. Artı yaşlarının... Kaç olduğunu biliyor muyuz şuradaki 30 kişi var. 30 çarpı biliyoruz ne? Diyor ki yaşları bunların 20 bak. Olan 20 kişi mezun olmuş ve mezun olamayan öğrencinin yaş ortalaması 20'dir. Ve 30 kişinin 30 kişinin tamam mı? Yaş ortalaması 20. Ne zaman ama dikkat. Şu 23'ten bir yıl sonra diyor buna dikkat et. Şimdi geçen yıl yaşlarının ortalaması 23 ise bu yılki yaşların ortalaması 24 olur. Yaşları ortalaması 24 olan 50 kişinin yaşlar toplamı da ne yapar? 24 çarpı 50 yapar. Anlaştık mı? Burası ne? Mevzun olan arkadaşların yaşlarının toplamı. Burası ne? Mevzun olamayan 30 tane arkadaşımın yaşları toplamı. Hepsinin yaşları toplamı da bu olmak zorunda. Hemen şöyle bir sadeleştirelim. Ne yapalım? Her tarafı bir 20'ye bölsek yeter herhalde. Şunlar sıfırlar gitti. 2'ye de böldüm gitti. Şunu da 2'ye böldük gitti. Bunu da 2'ye bölersem 12. Burada ne kaldı? X eşittir. 30'u karşıya at. Eksi olarak geçti. 5 kere 12. 60. 60 eksi 30'dan cevabın 30 yapar diyeceğiz arkadaşlar. Testimiz bitti mi? Evet. Ee, ÖSYM tarzı sorularımızda görüşmek üzere diyelim. Sanırım çok orijinal sorular çözemedim bu sefer. Yani çok orijinal çözümler üretemedim. Sorular daha böyle temel, öğretici, konuyu anlayın diye yazılmış sorulardı. Zor sorularda size daha güzel çözümler yapmak üzere. Başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın.